Kıymetli izleyenler merhabalar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Bugün aynı zamanda Cumhuriyet Bayramımız. Cumhuriyet Bayramımız da hepimize kutlu olsun. Birey ve toplum olarak farkındalıklarımızın, kazanımlarımızın artarak, genişleyerek, ilerlemesini dileyerek başlıyoruz programımıza. Bugünkü konuğumuz da her hafta olduğu gibi farklı. Konumuz ailede vefa. Hepinizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz önemli bir konu, ailede vefa konusu. Aynı zamanda konuğumuz da vaiz arkadaşımız Betül Kilci Hocam. Hoş geldin Betül Hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam, hoş buldun. Nasılsın, iyisin? Hamdolsun, sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Biz arka planda selamlaşıyoruz, muhabbetleşiyoruz. Evet. Ama tabii ekran karşısında yeniden izleyicilerimizin karşısında bu şekilde formata devam ediyoruz. Evet, seni tanıyalım istersen. Tanıyanlar biliyor, evet. Yıllardır bu mesleğin içerisindesin, hizmet veriyorsun. Son derece değerli yüreğinle, ihlaslı kalbinle. Buyursunlar, izleyicilerimiz de seni bir parça tanısınlar. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de tüm izleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları'nı da kutluyorum. Devletimiz, ezanımız, bayramımız daim olsun inşallah. Ha. Betül Kilci ben. Adnan kızı Betül Kilci. Kayseri doğumluyum. 85 Kayseri doğumlu. İlahiyat mezunuyum. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında tasavvufta yüksek lisansa başladım. Ardından 8 senelik bir Kur'an kursu öğreticiliği görevim var. Ve 2017'de de Aile ve Din Rehberlik Bürosu'na vaiz olarak atandım. Evet. Şu anda ilde görev yapıyorum. Aile Bürosu Koordinatörlüğü görevindeyim. İlde inşallah halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İl Müftülüğü binasında 2. katta ailelerimizin her türlü ailevi sorunlarına dini rehberlik yapıyoruz. İhtiyacı olan, ziyaret etmek isteyen herkesi bekleriz. Evet. Bu şekilde. Pazartesi ve çarşamba günleri, evet, öğleden önce buyursunlar İl Müftülüğü'ne. Aynen sorularını hocam paylaşabilirler. Konuşmak istediklerinde de hem telefon hatlarıyla hem, tabii, de ziyaret ettiklerinde de açık bir kapı İl Müftülüğü. Evet sevgili hocam, vefa nedir diye klasik olarak başlamayacağım aslında. Her birimizin istediği, arayışında olduğu bir değer, önemli bir değer. Peki insan neden vefayı bekler? Neden vefaya bu kadar ihtiyaç duyar? Hem insan olarak kendimiz hem de aileler. Evet. Gerçekten özel bir konu aslında vefa. Hani kelime itibariyle böyle hoş bir tabir vefa deyince. Vefa aslında hatırda tutmak, yapılan iyiliği unutmamak, verilen sözü zihinde muhafaza etmek. Asıl ihtiyacımız olan şeyin vefa olmasının sebebi de aslında hani özümüzde, fıtratımızda bu duygunun Rabbimiz tarafından yerleştirilmiş olması. Vefanın aslında hocam mihenk taşı hatırda tutulması. Yani ve bunun bilinçli bir tercih olarak yapılması. Sevgili hocam, bana şunu hatırlattın. Vefa bu şekilde hatırlamayla ilgili. Minnet altında bırakma gibi bir anlamı yok. Minnet bambaşka ama vefa bambaşka. Vefayı insan kendi içinden isteye isteye sunar değil mi? İsteye isteye onu unutmaz. Karşıdaki insanın herhalde iyiliği de olsa, söylediği söz de olsa samimi olduğunun farkına varmak mıdır? Yoksa bu karşıdaki insanın yüreğindeki farklı bir maya mıdır? Onu da bilemiyorum. Net de değil galiba. Evet. Esas olan burada sizin de söylediğiniz gibi içten gelen bir duygu olması. Yani zoraki yapılan ya da mihnet altında koymak için yapılan bir şey değil. Bilinçli bir tercih aslında. İçten gelerek yapıldığı zaman vefa aslında hakikatine ulaşıyor. Yoksa hani öyle desinler diye ya da vefalı olmak maksatlı yapılan bir şey değil. Tamamıyla içgüdüsel olarak hani naif insanların özelliği aslında bu. Düşünceli insanların özelliği. Şükreden insanların özelliği. Yoksa hani vefa böyle pazarda satılan, markette satılan, alayım da edineyim denilecek bir şey değil elbette. Şu genel olarak baktığınızda da aslında hukuku korumak, bu tanım çok hoşuma gitti ben hani konuyu böyle bir baktığımda. Hukuku korumaktır. İlişkileri korumak, iletişimi, evet, sürdürmek. Kesinlikle. Senin üzerinde hukuku olan her kim varsa onun hukukunu korumak. Bu bakımdan insani bir amel. Başka canlılarda göremezsiniz siz vefayı. İnsanda görürsünüz. O zaman şöyle düşünmek lazım.
Kimin en çok üzerimizde hukuku var? Elbette ki alemlerin Rabbi olan Allah'ın üzerimizde en çok hukuku var. O zaman kime vefa göstermeliyim ya da neden vefa isteriz, neden vefa olmalı diye düşündüğünüzde ilk vefanın en çok hak edeni tabiri caizse Cenab-ı Hak'tır. Ki biz bunu ta ezelebette zaten vefa sözünü verdik, siz de bilirsiniz. Rabbimiz dedi ki elestü bir rabbiküm, kulum kulum senin Rabbin kim? Biz de dedik ki bela elbette sensin Rabbimiz dedik. O zaman o sözü verdik. Yine vefa ile ilgili böyle araştırırken Hazreti Mevlana'nın bu ağaç metaforunu gördüm hocam. Hazreti Mevlana insanı ağaca benzetir. Ağacın kökünü de insanın ezel ebette o eles bezminde verdiği söze benzetir. Her kim ki o verdiği söze vefa gösterirse tıpkı kökü yere sağlam bir ağaca benzer. Kökü sağlam ağaç nasıl ki meyveye durur, öyle değil mi? Her türlü faydasını görürsünüz, altında gölgelenirsiniz, dimdik bir ağaç olur. Ama eğer kökü yoksa o ağacın, çürür, kokuşur, gider, ne meyvesi olur, ne gölgesi olur. Onun gibi insan da ilk olarak vefayı ta ezel ebette verdiği sözle Cenab-ı Hakk'a göstermek zorundadır. Bir nevi bir zorunluluktur bu. Bela diyerek biz zaten o sözü vermiş oluyoruz. İlk vefayı Cenab-ı Hakk'a göstereceğiz. Yani ilk adım bu elbette vefada. O zaman evet dediğimiz o hatırlayışımızı, evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizdin dediğin hatırlayışımızı gün içerisinde de yaşarken ölene dek de zihnimizden, gönlümüzden çıkartmamak bir vefa özelliği oluyor o zaman. Bunu hatırlayabilmek bazen insan için kolay ama bazen de zor olabiliyor. Çünkü evet Rahman'ı hatırlaması insanda var. Fakat gün içerisinde bazen de unutabiliyor sevgili hocam. O zaman o insan vefasız mı olur? Ne dersiniz? Zaten Rabbimiz o kadar merhametli ve yüce bir Rab ki gün içerisinde elbette birçok vefasızlığımız oluyordur, ihmalliklerimiz oluyordur, verdiğimiz sözde durmadığımız anlar, belki ibadetlerimiz elbette kusurlu, hakkıyla yerine getiremiyoruz. Ama karşımızdaki öyle büyük bir Rab ki her türlü bizi her şekilde affedebiliyor, affetmek için birçok kapılar açmış. Yoksa elbette bize düşen en güzel şekilde kulluktur. Hani vefanın aslında ete kemiğe bürünmüş hali ibadetlerdir. Evet. Başta dedim ya zaten şükürdür. Ya şükrederek siz vefanızı gösterirsiniz. İyilik yapmaktır başkalarına İyilikle, karşı tabii, özenli olmak. Birçok şeyi sayabiliriz. Yani vefa deyince sadece sözde durmak anlaşılmamalı. Hani bir canlıya acımak da vefadır aslında. Merhamet etmek de vefadır. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak kesinlikle da değil. Hem onlar hem de başkalarıyla iletişimi ayarlı ya da düzenli tutabilmek de önemli. Bunlar da demek ki kesinlikle vefa oluyor. Evet. Aynen öyle. Ve hani Cenab-ı Hakk'a vefadan sonra gelen zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vefadır. Evet. Biz onda görüyoruz sizin söylediğiniz yaratılan her şeye olan vefayı. Ki hani diyor ya Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyen bir peygamberimiz var. Bir dağ bile vefa gösteriyorsa, onu bile hani seviyor ve sevgisini ifade ediyorsa biz ondan öğreniyoruz. Ki zaten hani Cenab-ı Hak'tan sonra vefaya en çok layık olan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Belki aşama aşama gideceğiz. Bundan sonra anne babadır, ailedir, eştir, evlattır. Ama başta bu hani Cenab-ı Hakk'ı ve Resulünü elbette söylemek lazım. Kelime-i şehadette zaten biz bunu söylüyoruz. Şehadetimizi dile getirerek söylüyoruz. İbadetlerimizle de eksik de olsa, kusurlu da olsa kulluğumuzu da ifade ediyoruz. İnşallah Rabbimize layık, Efendimize kul, Efendimize layık bir ümmet olabilmek için amin, inşallah. Çalışıyoruz inşallah. Yani bize o dinamikliği veren aslında hem Allah'a karşı olanı hatırlamak hem de Peygamber Efendimizin davranışlarından nasiplenmek. Buradan enerjimizi aldıktan sonra hem kendimize hem yakınlarımıza hem de başkalarına karşı o enerjiyi, o oradan aldığımız güzellikleri yansıtabiliyoruz galiba. Tabii burada sadece kişinin kendisine düşen gayret değil, başkaları da aynı özeni gösterebilirse o sarsılmadan, o ilişki seviyeleri sarsılmadan galiba devam da edebiliyor. Evet sevgili hocam, anne babaya vefadan herhalde ilerleyeceğiz. Belki de peygamberlerin vefa anlayışlarından ilerleyeceğiz. Buyur, seni muhabbetle dinliyorum keyifle. Çok teşekkür ederim. Evet elbette anne baba dedik. Ailedeki ilk anne babamızdır zaten dünyaya gelmemize vesile olan. Annelik ve babalık
tadınca ya da hani anne ve baba makamına ulaşınca herhalde gerçekten hakiki olarak hissedilen bir şey olsa gerek. Belki hani anne olmadan bu kadar anlayamazdım ben annemi. Çok bambaşka bir şey ki zaten Rabbimiz de buyuruyor. Hani o hassasiyeti Rabbimiz de dile getirmiş. Ve gazara rabbuka ella ta'budu diye başlayan ayet-i kerimede biz görüyoruz zaten. Önce kendisine itaat edilmesini, ardından da anne ve babaya itaat edilmesini emretti diye hani iyilikte bulunmasını emretti diye Rabbimiz bunu söylüyor. Hatta o kadar güzel ki hani seyircilerimiz biliyordur aslında bunu ama Rabbimiz devamında buyuruyor. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlandıkları zaman onlara öf bile deme. Onlara merhamet kanatlarını ger. Onlara şöyle dua et. Rabbi rahmhuma kemaran beyani sagira. Rabbim anne ve babam küçükken bana nasıl şefkat ve merhamet gösterdilerse sen de onlara öylece muamele et diye dua etmemi istiyor. İşte başka bir şey söylemeye gerek yok aslında anne ve babaya vefa deyince. Onlara merhamet kanatlarını germek, öf bile dememek, yüzlerine baktığında bile sevap kazanabilmek. O kadar büyük lütuflar ki aslında bunlar bizim değil için. Bu önemli. Aynı zamanda yaşlanmış olan anne babalara, çocukların dikkat etmesi gereken hem özene hem de orada çok tatlı bir dua var. Merhamet kanatlarını bana nasıl aşılarsa diye. Burada bizleri dinleyen anneler babalar da vardır. Bu ayet-i kerime bana yıllar önce vaazların güncelleştirilmesiyle ilgili bir bildiri sunduğumda bu ayet-i kerime üzerinde tekrar dururken şunu düşünüyordum. Aynı zamanda anne babaya nasıl anne baba olunacağını da öğreten muhteşem bir dua. Yani merhamet kanatlarını demek ki çocuğuna indirmesini öğreten de bir dua. Çok farklı bir bakış da sunuyor insana. Hem dua ederek o vefasını evlat hem de iyi bakarak, muhabbetini esirgemeyerek, saygısını esirgemeyerek ama aynı zamanda diğer bakış açısı anne baba da yavrusuna onlara esirgemeyecek. O şekilde özen gösterecek. Evet, kesinlikle öyle. Zaten vefa hürmettir hocam. Hürmet etmek demektir. Biz bunu yüce peygamberlerimizden de öğreniyoruz zaten. Hazreti İbrahim peygamberimizden öğreniyoruz. Şimdi hani bütün peygamberleri elbette çok seviyoruz ama Hazreti İbrahim peygamber deyince başka bir hani inşallah yanlış yapmıyorumdur. Gönlümde başka bir yeri var. Yaşam hani, serüveni ve imtihanı belki çok fazla. De, ve hepsini de kazanmış. Evet, bütün peygamberlere iman ederiz. Hepsi çok özel. Ama Hazreti İbrahim deyince böyle ılık ılık olur benim karnım. Mesela hani anne babaya hürmet deyince, anne babaya vefa deyince hemen o akla gelir zaten. Biliyorsunuz babası Azer inanmamıştı. Evet. Putlara tapıyor. Hazreti İbrahim'in puta tapmadığını, Allah'a inandığını görünce de diyor ki sen nasıl olur da benim atalarımın dinine inkar edersin? Eğer diyor sen dönmezsen muhakkak ki seni taşlatacağım. Uzun bir süre gözüme görünme diyor. Taha suresinde. Bunu da nasıl öfkeli tonla söylüyordur tabii yani. Tabii böyle yumuşak söylemiyordur elbette. Evet. Taşlatacağım ciddi bir aslında ikaz. Kırıcı yani. Bir söz. Kesinlikle. Şimdi hani kendimizi o duruma, o pozisyona koyduğumuzda tepkimiz ne olurdu diye şöyle bir düşünmek lazım aslında. Hemen Rabbimiz orada Hazreti İbrahim'in tepkisini gösteriyor. Ey babacığım diye başlıyor söze. Şimdi bakar mısınız naifliğe, kibarla, babaya, hürmete bakar mısınız? Ya işte sen nasıl adamsın ya? Anlasana, Allah birdir. Hani asla böyle. Ya da küsüp kaçabilir orada. Her şey bulur. Ey babacığım diyor. Kendilerine bile gücü yetmeyen, işitemeyen, hiçbir faydası olmayan, bunlara neden inanıyorsun? Sana vahyolunmayan şey bana vahyolundu. Ben korkarım ki hep ey babacığım 41, 42, 45. ayete kadar Taha suresi ey babacığım, ey babacığım. Yani babacığım sözü bile oradaki kelime o kadar latif ki ben de korkuyorum. Sana Allah'ın bir gazabının gelmesinden korkuyorum. Bir merhamet var öyle değil mi hocam? Ya ne yaparsan yap umurumda değilsin demiyor. Babaya bir merhamet, bir hürmet var. Biz peygamberlerin hayatının birçoğunda bunu görüyoruz zaten. Kimi babasıyla imtihan olmuş, vefada özellikle imtihan olmuş. Kimi evladıyla olmuş. Nitekim Nuh Aleyhisselam. Evet, kimi eşleriyle. Değil eşleriyle mi? Kimi toplumla, yaşadığı toplumlarda. Evet, evet aynen öyle. Nuh Aleyhisselam 1000 seneden 50 sene eksik yaşamış olmasına, hani 950 sene tebliğ etmesine rağmen inanmayan bir evladı var. Ey oğulcuğum diyor o da. Ben diyor korkuyorum, senin azaba uğramandan korkuyorum. Ama
ne yazık ki yola gelmiyor elbette. Dil çok önemli ama herhalde imanı nasip eden de Mevla. Karşıdaki evet. insanın kalbinin katı olmaması, imana açık olması, bu tür şeyler de imanı herhalde daha iyiliğe hazırlayabilen şeyler. Evet. O da nasip meselesi diyorum özelde. Evet. Dilerim bizlerin de, dinleyenlerimizin de, tüm insanlığın da nasibi bu yönde de çok olur. Evet. İnşallah, inşallah hocam. Hürmettir dedik vefa. Yine peygamberlerin hayatından devam edeceğim. Ailede vefalarını da görüyoruz aslında onların hayatında. Hani hepsi bir insan ve aynı zamanda peygamber olmaları hasebiyle zaten Rabbimiz buyuruyor ya kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki diye. Bizim gibi bir insan olması bence gerçekten çok büyük bir lütuf bize. Hani bir melek değil, olağanüstü bir varlık değil. Örnek alacağımız kişiler. Bir insan, benim gibi anne baba oluyor, aile oluyor. O bakımdan hayatları aslında aileleriyle bütünleştirdik için dini ve yani İslam zaten bütün bir din. Ailede de onun yansımalarını gördüğümüz için her birinin hayatı aslında bize çok güzel örneklikler evet. teşkil ediyor. Navigasyon gibi diyorum adeta. Yani deniz feneri gibi yolumuzu bulduruyor. Güzel. Hürmettir dedim. Vefa pişmanlıktır da aynı zamanda. Aslında genel olarak böyle vefa sözünde durmak, ahde vefa göstermek gibi zihnimizde vardır hep. Ama vefa pişman olmaktır da aynı zamanda. Tıpkı Hazreti Adem gibi. Hani o yasak meyveden yedikleri zaman cennetten çıkarılmışlardı ve yıllar yıllar Rabbimize pişmanlıklarını ifade etmişlerdi ya hani hocam. En sonunda dediler ki Rabbena zelemna enfüsena Rabbimiz biz gerçekten nefsimize o kadar zulmettik ki eğer sen bize acımazsan, sen bize merhamet etmezsen biz muhakkak hüsrana uğrayanlardan oluruz dediler. Pişmanlıklarını dile getirdiler. Rablerine vefalarının aslında bir ifadesiydi bu. Rabbimiz de tamam dedi, sizi affettim dedi, bağışladı. Çok güzel. Günah zaten insanı mutlu eden, iyi ki de yaptım dedirten bir şey değildir ki. Fıtratlarımızda günah sevmeyen taraflarımızı Allah daha fazla yaratmış sanki. Hemen insan derliğini toparlanmak ister, kalbinin huzursuz vicdan. Olduğunu hisseder. Evet. Muhteşem bir şey, o vicdani duyarlılığı eksik etmesin Mevla. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın da tekrar ayağa kalkması, yoluna iyi bir şekilde devam edebilmeleri o tevbeleri sayesinde, pişmanlıkları sayesinde olmuştu. Yani Rahman'a vefaları sayesinde. Evet, aynen öyle. Ailede de biz bunu gözlemliyoruz aslında. Hani hatalarımız olabiliyor her birimizin. Gerek eş olarak, evlat olarak, anne baba olarak. Ama önemli olan hani hatanın farkına varabilmek. Bence bu dönemde hani genel toplumun böyle hani analizini yaptığınızda da şunu görüyorsunuz. İnsanlar hatalarının farkında bile değiller. Bırak hatayı kabul etmeyi. Hatasının farkında değil. Bir kere kabul edeceğiz. Yaptıysak bir yanlış eşimize ya çocuğumuza yavrucuğum özür dilerim. Böyle olsun istemezdim. Hakkını helal et. Ya da eşimize ben gerçekten seni kırdım ama bundan dolayı pişmanım. Bir daha dikkatli olacağım diye birkaç cümle söz yani hepi topu öyle değil mi? Hani güzel söz cümlesi olmayın derler ya büyüklerimiz bize. Evet. Niye güler yüz cümlesi olacaksın? Neden güzel söz özür cümlesi olacaksın? Özür dilemek de bir erdem zaten pişmanlığın ifadesi olarak. O yüzden hani ailede de yapılan yanlışlar elbette insanın hatalarımız olacak ama önemli olan hatadan dönmek, hatanın farkına varmak ve bir daha tekrar etmemek üzere af dilemek. Bu çok önemli. Şunu da burada hani o pişmanlık konusunda hemen şunu da söylemek isterim. Hani ağaçtan dolayı bir nevi o yasak meyveden yedikleri için cennetten kovulmuşlardı. Ağacın vefasına geleceğim aslında hocam biliyor musun? Merak ettim. Evet. Ağacın vefasına geleceğim. Hermann Hesse'nin Ağaçlar diye bir kitabı var. Böyle doğayı anlatan bir kitabı. Birkaç kesit okumuştum ondan. Gerçekten doğaya, kainata bakışınız değişiyor kitapta. Diyor ki aslında insanın ilk imtihanı ağaçla oldu. Gerçekten öyle değil mi? Yani cennette çok güzel yaşıyorlardı. Ama ağaç aslında bir sebepti belki ağaç. Ağaç diyor insanlar hani insanın ilk imtihanı olması dolayısıyla pişmanlığını yaşadı ve kıyamete kadar vefasını insana gösterecek. Nasıl? Her mevsimde ayrı gösterecek. Öyle değil mi? Hermann Hesse orada diyor ki ağaçlar en güzel vaizlerdir. Böyle vaiz olmak hasebiyle de çok dikkatimi çekmişti. Gerçekten çok güzel vaaz ederler aslında insana. Baharda
Çiçek açar, yazın meyveye durur, öyle değil mi? Ne yapar? Altında insanları güneş gölgelendirir. Bir bakarsın Kur'an okuyan birinin önünde rahle olur ağaç. Bir bakarsın bir alimin elinde kalem olur. Bir bakarsın askerin elinde ok olur. Yani ağacı düşündüğün zaman koca bir dünyadır. İşte bunun gibi diyor, sonbaharda da sana vaaz eder. Kışın yine süsler. Kışın etrafım. Süsler. Sonbaharda da der ki bak artık hazan mevsimindesin. Ömrünün sonuna doğru yaklaşıyorsun. Sen de farkına var artık. Ölümlüsün, sonlusun diye. Aslında okuduğun zaman her türlü sana vaaz eder ağaçlar diye. Ağacın vefasını görürsünüz aslında orada. Hermann Hesse'nin bu yorumunu ben okumamıştım, karşılaşmadım daha önce ama beni düşündürdün Betül Hocam. Yani o alemde imtihana tabi oldukları zamanda unutkanlığınıza nasıl sebep olduysan diyor. Yani onu konuşturuyor Hermann Hesse. Bu dünya aleminde de hatırlamanıza sebep olacağım gibi böyle bir anlam sunmuş değil mi Hermann Hesse? Hakikaten güzel. Okumak insanı bu kadar besleyen farklı bakış açıları da katıyor. Evet, teşekkür ederim. Nasiplendim. Estağfurullah. Pişman olmaktır dedik. Vefa aslında yapılan iyilikleri unutmamaktır. Yine tıpkı Efendimiz gibi. Hani annemden sonra annem dediği Fatıma binti Esed'e olan muhabbeti, onun vefatında gömleğini çıkarıp kefen olarak giydirmesi. Hatta bazı rivayetlerde kabri kazdıktan sonra kabre yatması ki kabri genişlesin onu sıkmasın diye. Ve ardından dualar etmesi. Aile boyutuyla baktığınızda eşi Hazreti Hatice'ye olan vefası. Evet. Çok hayranlıkla okurum ben her seferinde. Yani bu nasıl bir aşktır derim hocam. Yani dillere destan bir aşk olsa gerek. Vefatından sonra bile vefat etmiş eşinin akrabalarına ikramlarda bulunması, her kestirdiği kurbanın bir parçasını Hazreti Hatice'nin akrabalarına dağıtması bu olağanüstü bir şey gerçekten. Unutan bir insan değil. Evet. Asla unutan bir insan değil. Yani vefanın aslında ete kemiğe bürümüş hali ya da vefayı bir yaşam tarzı olarak seçmiş olan biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani orada burada ya da şuna buna değil, kişiye ya da zamana has bir şey değil. Hayatının her alanında yaşam tarzı olarak seçtiği için bence öyle. İnsanları o zaman vefasızlığa yönlendiren en önemli aslında üç basamağı saydınız. Birincisi hatırlamak dediniz. Hatırlamaktır diye açıkladınız değil mi hocam? Demek ki insan yapılanları hatırlamayınca, unutunca vefasızlığa doğru kayabiliyor. Pişmanlıktır dediniz. Son üçüncü basamağı hatırlıyorum. Pişmanlıktır. Pişman olmayınca da insan vefasızlığa düşebiliyor. İkincisi saygı mı demiştiniz? Hürmettir demiştim. Hürmettir, anne evet. Babaya hürmettir. Bu Rabbe da, hürmettir. Yani hürmet başta. Duygusu da ortadan kalkınca canım ben yaptım oldu. Zaten hak ediyordu da. O ona bu layık değil ki gibi kendimizi aklayacak şekilde açıklamalara gittiğimizde yine vefasızlığa kayabiliyoruz demek ki. Hatırlamak, saygı, pişman olmak dediniz. Bunlar önemli nitelikler demek ki vefanın sürdürülebilmesi için. Başka var mı? Tabii ki var. Belki daha fazla da vardır. Program yeter mi bunu bilmiyorum ama vefa aynı zamanda güvenmektir de hocam. Çok hani güzel. Ailede temel özellik zaten hani temel mihenk taşı güvendir. Ki biz emin bir peygamberin ümmetiyiz. Peygamberlik gelmeden önce bile Muhammed'in emin denilen bir peygamberin ümmetiyiz. Öyle olunca Efendimiz bize emin insan nasıl olunur onu da öğretmiş. Elinden ve dilinden emin olunan kişidir. Müslüman, Müslümanın aynasıdır gibi. Onu sevmeyenlere dahi güvenilirdi. Kesinlikle. Hatta o sevmeyenleri, yurdundan sürenleri dahi en değerli eşyalarını, mallarını Peygamber Efendimiz'e emanet bırakmışlardı. Ve hatta şöyle derler, sohbete belki çok sık giriyorum, dinleyenler de kızıyor olabilirler ama Betül Hocam'ı da yakalamışken muhabbetini seviyorum, konuşmak da istiyorum. Hazreti Ali Efendimiz'i yerine koymasının bir başka sebebi olarak da emanetleri yerine sahip olanlara vermesini altını çizer İslam tarihçileri. Güvenmektir yani. Vefa aynı zamanda güvenilir olmaktır ve güvenmektir de. Evet, kesinlikle. Buyurun hocam.
Güvenilir olmak ailede de çok çok önemlidir. Yani hı-hı. insan olarak toplumda elbette güvenilir olacağız hı-hı. ama ailede de eşlerin birbirine güveni, hı-hı. sadakati gerçekten hı-hı. çok çok önemli. O sadakate, güvene nasıl diyelim halel getirecek küçücük de olsa bir zerrenin olmaması gerçekten çok çok önemli. Bu bakımdan dikkat etmek lazım. Hı-hı. Hele de böyle hani 2021 yılının hı-hı. böyle zor zamanlarında artık sosyal medyanın çepeçevre sardığı, evet. hani her an her şeyin evinizde olduğu, mahremiyetin hı-hı. kalmadığı bir dönemde güvensizlik her an kapıda gibi bir his oluyor insanda. Eşler buna gerçekten çok çok dikkat etmeli. İslam'ın çizdiği sınırlara dikkat ettiğiniz zaman zaten emin sorun insan olmuyor. Oluyorsunuz. Hani mahremiyet sınırlarına dikkat ettiğinizde de güvenilirlik kendiliğinden geliyor. Yani olağanüstü bir çaba sarf etmenize gerek yok. Sınırlar belli. Kırmızı noktalar belli. Hani helal daire zaten keyfe kafi. Öyle olunca da siz haram ve helal dengesini tutturduğunuzda zaten güvenilir insan oluyorsunuz. Ki vefada zaten güvenmektir. Efendimizin hayatında da gördüğümüz gibi. Evet. Aileleri kopartan en önemli değer eksikliği güvenin kaybolması. Güven kaybolduğunda sizlere de geliyor pek çok soru, bizlere evet. de. O ailenin yürümesi çok zor oluyor. Demek ki ailede en başta evet. vefa duygusu güvene dayalı ve son derece de önemli. Evet hocam. Vefa güvenmektir dedik. Vefa aynı zamanda korkmaktır da. Nasıl korkmaktır hocam diyeceksiniz belki. Hani bir canavardan, bir ödüden korkar gibi bir korkmak değil. Vefa korkmaktır cümlesini okuduğumda benim aklıma hemen şu gelmişti. Tıpkı takva gibi. Hani takva deyince Allah'tan korkmayı algılarız. Ama aslında takvanın özünde şu vardır. Allah'ı incitmekten korkmaktır. Allah'ı üzmekten, Allah'ın dediğinin tersini yapmaktan korkmaktır. Ben sizi çok seviyorum. Sizi üzecek hiçbir şey yapmak istemem mesela. Hani sizi üzmekten korkarım. Yoksa sizi korktuğumdan dolayı bir sevgi değildir bu. O sevginin kaybolmasından değil evet, mi? Evet, incitmekten korkarım. Onun gibi vefa da böyledir. Hani incitmekten korkmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın her alanında böyle incitmekten, üzmekten, kırmaktan korkmuş. Hiç kimseyi aslında üzmemiş. Yani bile bile benim gönlümü kırdı diyen bir insan yok etrafında. Her şeye aslında hürmet göstermiş. Hani böyle incelik göstermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani dedim ya Uhud'a bile bizi sever demiş. Evet. Kuşu ölen çocuğun hüznüne bile vefa göstermiş hocam. Değil mi? Ona başsağlığı dilemeye gitmiş. Yani 7'den 77'ye aslında herkese bir incelik gösteriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman aslında ailemizde de en yakınlarımız en çok vefayı hak ediyorlar, inceliği hak ediyorlar, hoşluğu hak ediyorlar. Şimdi bakıyorsunuz hani biraz böyle amihane bir tabir olacak ama dışarıya melek, eve zehir zemberek beyler, bayanlar görüyorsunuz öyle değil mi? Hani derler ya elleri iyisi, ev delisi diye. Dışarıda o kadar nazik, o kadar kibar bir insan ama eve geliyor. Dökmediği, kırmadığı şey yok. Tabak çanaktan tut da kırmadığı kalp yok yani. Ama işte vefalı olmak o inceliği gerektirir. Hani diyor ya çiçeklerle hoş geçin, dalı incitme gönül, balı incitme gönül. Değer verme duygusu. Bunu kesinlikle. Da yansıtmalı kişi. Hem de tabii, en yakınlarına. Sevdiğini söyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu gerek dille söyle, gerek davranışla söyle. Çünkü vefanın gereği bu. Hani biz dediğim gibi hep sanki dışarıya evden çıktıktan sonra dışarıya karşı böyle bir naziklik elbisesini giyeriz. Böyle kibarlık elbisesini giyeriz. Ama en çok hak eden en yakınımızdakidir. Eşimizdir, anne babamızdır, evlatlarımızdır. Bu bakımdan ailede buna da dikkat etmek lazım. Yani acaba ben dışarıdaki benle ailedeki ben aynı ben miyim diye bir bakmak lazım bence olaya. Ailedeki tüm bireylerin bu şekilde bilinçli olduğu düşünüldüğünde ailedeki aynı zamanda işte toplum içerisindeki yani yaşanılan yerdeki insanlar bu kadar bilinçli, özen duygusu, değer duygusu olduğunda galiba en erdemli toplumların, en erdemli ailelerin olduğu bir topluma doğru yol alırız. Ve dilerim öyle olur. Onun sayısı daha fazla artar. İnşallah diyorum. İnşallah. Ben de öyle temenni ediyorum. İnşallah hocam.
Hep sanki böyle canlılardan bahsettik ama aslında Allah dostları büyüklerin vefasına baktığımızda onlar cansız varlıklara bile hürmet etmişler, vefa göstermişler. Giydikleri kıyafet bile hani bana hizmet etti diye böyle helallik isteyerek çıkarırlarmış kıyafetleri üzerlerinden. Şimdi ne kadar enteresan geliyor bunları duyunca, düşününce. Evet. Yahut yerde yürürken ayaklarını hızlı hızlı vurmazlarmış toprak incinmesin diye. Şimdi böyle bir insan yere basarken bu kadar zarif bakış açısı olan insan topluma nasıl davranır? Herhalde muhteşem incelikte, zarafette davranır, duyarlılıkta davranır. Çok ilginç şeyler sevgili hocam anlattıkların. Ve öyle yaşayan insanlar elbette günümüzde de var. Sen de karşılaşıyorsundur. Bizler de çok güzel insanlarla karşılaşıyoruz. İnsanoğlu bir bakıyorsun sesi yükselen, heybetli, öfkeli, şu bu. Ama bir taraftan bir bakıyorsun güzel tarafları da varmış. Yahu bir insanı aynı kefeye koyamıyorsun. Ne yüceltmek ne indirmek, her insanın güzel tarafları da, biraz böyle törpülenmesi gereken tarafları da olabiliyor galiba. Ben umudumu baki tutuyorum. İnşallah. Hayat içerisinde son derece bu tarafları da güzel olan insanların olduğunu hissediyorum. Onları da gözlemliyorum. O yüzden umudum daha da artıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Aynen. Hani hep Vefa İstanbul'da bir semtin adı olarak kaldı falan, bu tarz denir, böyle değil mi? Vaveyle akoparıyorlar ya. Hani. Bence öyle değil. Her dönemde, hani belki yaşımız ilerledikçe de bunu görüyoruz. Bence her dönemde Allah'ın özel ve seçkin kulları oluyor hocam. Vefalı kulları, hürmetli kulları. Allah dostları her dönemde var aslında. Ha nedir? Belki benim gözüm görmüyor. Belki fark edemiyoruz. Ama muhakkak oluyor. Yani kıyamete kadar da bence bu olacak. İnanıyorum. Vefa ölmeyecek yani. Ben gerçekten buna inanıyorum. Hala etrafımda da o kadar çok aslında güzel vefalı insan var ki. Yani zor bir anında hiçbir şey yapamasa bile şöyle bir omuzuma elini atıp ya senin için ne yapabilirim diyen bir insan varsa bence bu vefanın kahramanıdır yani. Biliyor hiçbir şey yapamayacak. Ben de biliyorum. Elimizden gelen bir şey yok belki. Ama bu yetiyor bana. Yetiyor size zaten. Senin için ne yapabilirim? Elimden gelen ne varsa ne olur söyle. Biliyorum bir şey yapamayacağım ama senin için çok dua ediyorum diyebiliyorsa bazı insanlar hala hayatınızda. Bence vefa ölmedi. Hele hele günümüzde iletişim ve ulaşma araçlarının çok yaygınlaştığı zamanda ben unuttum, ben şu, ben bu vesaire mazeretlerin arkasına sığınmak herhalde uygun da değil. Çünkü insan hatırlamasını, değer vermesini bir şekilde insanlara duyurabilir. Farklı bir zamandan geçiyoruz ama yine de gönüllerimizin yoğrulmasına ihtiyacımız var galiba. Ölene dek de zannedersem de sürecek bu. Evet i̇nşallah, sevgili hocam. İnşallah hocam. Hep böyle temennilerle inşallah evet, diyorum. Ama bu temennilerin hayat içerisinde de yer bulacağına inanıyorum. Hem kişisel olarak kendimizde hem toplum olarak kendimizde mükemmelliğe belki ulaşamayacağız ama bir şekilde yolu bulacağız. İnşallah. Dilerim. İnşallah. İnşallah. Bizden sonraki gelenler de öyle olsun. İnşallah. Bizler onlara güzel örnekler olalım. Hani önlerindeki temsilleri iyi olsun. Ardından inşallah su akacak mecranı bulacak hesabı. İnşallah bizden sonra gelenler de başta tabii biz kendi nefsimiz, şahsımız adına bakalım. İyi insanlar olmak Rabbim nasip etsin her birimize. Bu gerçekten çok çok önemli. Hani dedim ya etrafımızdaki dostlar vefalıysa zaten bu dünya yaşanabilir hale geliyor diye. Düşündüğünüzde gerçekten de öyle. Hani acı bir kahveyi aslında tatlı hale getiren vefalı bir dost aslında. Hani derler ya bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Çok böyle klasik bir sözdür ama gerçekten de öyle oluyor. Yani acıyı dindiren aslında bir çift söz oluyor. Belki bir bakış oluyor. Hiçbir şey yapamasa bile arkadan edilen bir dua oluyor. İnşallah ölmesin vefa. Bizler yaşatalım. Bizden sonrakilere teslim edelim. Onlar da inşallah vefayı taşıyacak birilerini illaki bulacaklardır diye temenni ediyorum. Vefayı yaşatmaya çalışmak da Allah'a olan vefamızı, ona olan sözümüzü yaşatma anlamına gelir değil mi hocam? Kesinlikle. Aynı zamanda peygamberimizin de hani onu çok seviyoruz. Sünnetine diyelim uymaya çalışıyoruz. Bu komşumuza, yakınımıza vefalı olmaya, aile içerisinde vefalı olmaya gayret etmemizde arkadaşlarımıza nitekim. Bu da Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşatma örneği de olur. Yani bir şekilde elden tutmamız gerekiyor. Evet, elbette öyle. Aslında söylediğiniz gibi ana merkez
dönüyor, dolaşıyor. Hı hı. Hani bütün halkaların birleştiği yer aslında, hı hı, yine Rabbe vefa oluyor. Hı hı. Sizin toprağa gösterdiğiniz vefa da aslında onu yaradanın, yaradandan dolayı, aslında yaradana olan vefanız. Hı hı. Eşinize gösterdiğiniz vefa da yine, hani hepsinin orta noktası aslında, nasıl diyelim, hani o 12'den olan yer var ya, içerisinde Rabbimize olan vefaya, hı hı, dönüşüyor aslında hepsi. Hı hı. Belki dediğim gibi bir hani kuşu ölen çocuğa vefa gösteriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ama en temelinde yine Rabbimize olan vefasından kaynaklı bir davranış aslında. Kazanan bu. Yine biziz. Tabii ki. Yani burada Rahman'ın, tabiri caizse diyeceğim, çıkarı yok tabii ki. Kazanan, hı-hı, yine biz. Ve insan iyi olduğunda kendisi kazandığı gibi başkalarına da faydası oluyor. Başkaları da kazanıyor. Daha güzel olan bir topluma doğru evrilebiliyoruz. Evet. Demek ki mücadele devam etmesi gerekir. Hele hele değerlerin farkında olan kişilerde. Elbette hocam. Tabii ki. Zaten ne yaparsanız kendinize yapıyorsunuz. Hı hı. Vefayı da kendinize yapıyorsunuz. Hani vefa boyutunda konuştuğumuz için hep bunu söylüyorum. Vefasızlığı da aslında kendinize yapıyorsunuz. Başkasına yaptığınız çok bir şey yok aslında. Hı hı. Hani iyiliği de kendine, kötülüğü de kendine yapıyorsun der ya Hazreti Ali. Hı hı. O bakımdan hani her davranışın aslında sana geri dönütü var. Hı hı. Yoksa karşındakinin, doğru, çok da bir ihtiyacı olduğundan falan, hı hı, değil. Bu bakımdan şöyle bir not almıştım. Vefa bilgelik işi diye. İletişimde olmak, hemhal olmak, hı-hı, diğer gam olmak, hı-hı, arayıp sormak, yaralandıysa sarmalamak, hı-hı, incindiyse teselli vermek, düştüyse kaldırmak bilgeliği. Muhteşem. Bunların hepsi o kadar güzel sözler, evet, ki. Düştüyse kaldırabilmek. Ve bilgelik üzerinde durulmuş. Hepsinin ana teması bilgelik zaten. Bilgelik, hı-hı, isteyen işler bunlar. Yani, hı-hı, birazcık dediğim gibi düşünebilen insanların yapabileceği şeyler. Hı-hı. Düşünebilenler vefalıdır. Vefalılar düşünebilir gibi, belki böyle bir işteş, hı-hı, bir iletişimde karşılıklı, tamamlıyor bir şeyler. Birbirlerini. Hı-hı. Evet, etkiliyor olabilir. Bu bakımdan gerçekten önemli. Rabbim her birimize bu bilgeliği tattırsın. Amin. Bilgi insanlardan olabilelim inşallah. Bilgelik çünkü her şeyin söylenilerek anlaşıldığı bir zemini oluşturmuyor. Bazen söylenilmez, bakıştan anlar, duruştan anlar, sessizlikten anlar. Bazen konuşmadaki bir kelimeye çok detay verir, ondan anlar. Bilgelik bambaşka ince feraset işi diyorum. Ben de çok, benim için de çok kıymetli bir değer. Hem dilerim öyle bilgelik makamına yaklaşanlardan, hem de etrafımızda bilgeliği içselleştirmiş olanlara daha yakın eylesin Mevla. Amin. Evet. Amin hocam. Şunu da söyleyelim. Hı-hı. Herhalde çok vaktimiz kalmadı. Hı-hı. Vefa aynı zamanda affetmektir de hocam. Affetmek. Muhteşem konulara değiniyorsun sevgili hocam. Pişman olmak dedin ve şimdi affetmek dedin. Evet. Dinliyorum. Çok, çok önemli. Af konusuna gelince benim ilk aklıma gelen hep, hı-hı, şu olur. Hani bazen affetmekte zorlandığınız anlar olabilir ya. Tabii. Derim ki koskocaman Rabbim, kainatın sahibi, hı-hı, her şeyin yaradanı. Hı-hı. O ki öyle olmasına rağmen, benim bunca kusuruma rağmen hala bana güneşi doğuruyorsa, değil mi? Hı-hı. Yani hala beni nefes aldırıyorsa, hala nimetlere boğuyorsa beni. Hani şey, hı-hı, gibi düşünün. Ya bu hatandan dolayı seni cezalandırıyorum. Yarım saatliğine nefesini kesiyorum kulum, hı-hı, demiyor. Değil mi? Hı-hı. Herkese vefa, yani herkese nimetini veriyor. Beni affediyor. O zaman Cenab-ı Hakk'ın o affına bakarak bana yakışan da affetmek. Hı hı. Vefa gerçekten affetmeyi bilebilmek. Ne olursa, evet, olsun Hazreti Yusuf gibi, kardeşlerini affeden Yusuf yüreklerini gibi affetmek. Açabilmek yani. Evet. Ben sevgili Betül Hocam, aktardığım bilgilerden hem istifade ettim, hem de seninle sohbetten hakikaten keyif aldım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar uğurlayacağız seni burada. İnşallah. Sohbetinden yine istifade edeceğiz. Demek ki vefa çok önemli. Aynı zamanda söyleyeceklerin mutlaka bitmedi. Belki de yarıda, evet, kaldı yani bile. Bayağı, evet, ama televizyon ortamında maalesef, tabii, bu şekilde olabiliyor. Bir başka geldiğinde konularımızdan yine devam ederiz. İnşallah. Tekrar teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili kıymetli dinleyenlerimiz, bizleri izlediğiniz için, dikkatli takip ettiğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Haftaya Cuma günü yine bir başka konu ve farklı bir konukla burada sizlerle sohbete devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.